Bestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sunar. Bestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Belediye Başkanı Sami Aydın, 2 Temmuz ile ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Ahmet Özyürek, bu mazbata Sivas ve Sivaslı'nın mazbatası dedi. Sıla-i Rahim yaptılar. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan olayların yıl dönümü öncesinde açıklama yaparak herkesi sağduyulu olmaya davet etti. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan olayların yıl dönümü öncesinde bir açıklama yaparak herkesi sağduyulu olmaya davet etti. 2 Temmuz maalesef bir Sivas'ın kullanıldığı bir oyun, bir projeydi. Benim o zamanki kanaatim de öyle, şimdiki kanaatim de böyle. Ama burada Sivas kurban edildi tabiri caizse. Sivas'a çok büyük darbe vurdu. Biz Sivas'ta Alevisiyle, Sünnüsüyle her zaman kardeşçe yaşadık. Bugün de öyleyiz. Yarın da öyle olacağız. Bugün baktığınız zaman Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisi Sivas. Dolayısıyla Sivas'ın bu huzurunu bozmak, Sivas'ta mezhepsel çatışmalar ortaya çıkarmak adına o dönemde kurgulanan bir proje. Çünkü aktörleri o dönemde de Sivas'ta tanımıyorduk. Bu işi ateşleyenleri, bu işin fitilini çekenleri tanımıyorduk. Böyle bir oyun oldu ama biz bundan Sivas halkı olarak derste aldık. Başkan Aydın 2 Temmuz ile ilgili olarak SRT mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Bundan sonra bu tür provokasyonlara fırsat vermemek adına hepimiz aklı selim hareket etmeliyiz, uyanık olmalıyız. Hamdolsun Sivas halkı Alevisiyle, Sünnüsüyle bunun bilincinde. Bundan sonra inşallah o tür üzücü olaylar yaşanmaz. Ha, insanların adı ne olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun
feci bir şekilde katledilmesi elbette şiddetle kınanması gereken bir durum. Biz de bunu her yıl olduğu gibi şimdi de şiddetle kınıyoruz. Ama şunu çok iyi bilsinler ki burada Sivas üzerinde kurgulanmış bir oyun var. Sivas halkı o caniliği zaten yapmaz. Alevisi de yapmaz, Sünnisi de yapmaz. Sivas halkı gerçekten kültürünü, özünü korumuş, merhametinden, inancından, yaratılana olan yaratıcıdan dolayı saygısından hiçbir zaman taviz vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Ama maalesef Sivas üzerine o dönemde sürülen bir kara olmuştur. İnşallah biz onu da Sivas halkı olarak her geçen gün silmeye çalışıyoruz. Burada er ve geç Sivas'ın, Sivas halkının bu olayla hiçbir alakasının olmadığı ortaya büyük ölçüde çıkmıştır ama tamamen çıkacaktır diye düşünüyorum. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sivas Milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, adliyeye gelerek mazbatasını aldı. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sivas Milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, adliyeye gelerek mazbatasını aldı. MHP Başkanı Özkan Turan Naruz ve parti kurmaylarıyla birlikte adliyeye gelen MHP Milletvekili Ahmet Özyürek, mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya'dan aldı. Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya mazbata töreninde yaptığı konuşmasında 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri ülkemizde ve Sivas'ta son derece demokratik bir şekilde kazasız belasız bitti diyerek şunları kaydetti. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri tüm ülkemizde ve Sivas'ta son derece demokratik bir şekilde kazasız belasız bitti. Biz bu seçimde il seçim kurulu olarak çalışan ilçe seçim kurulu hakimlerimize, il seçim kurulu hakimlerimize, seçimlerde görev alan kamu görevlilerine, basın mensuplarına, herkese çabaları ve özverileri için teşekkür ediyoruz. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise 24 Haziran'da genel seçimlerinden önce ülkemize, milletimize ve sevdalısı olduğumuz Sivas'ımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bilsinler ki bu mazbata milletvekili Ahmet Özyürek'in değildir. Bu milletvekili Sivas'ın yiğit insanlarınındır. Çünkü ben onlara söz vermiştim. Ben milletvekili değil, Sivas'ın hizmetkarı ve Sivasların hizmetinde olacağımı söylemiştim diyerek şöyle devam etti. Bilsinler ki bu mazbata ve milletvekilliği Ahmet Özyürek'in değildir. Bu milletvekilliği Sivas'ın yiğit insanlarındır. Çünkü ben onlara söz vermiştim. Ben milletvekili değil, Sivas'ın hizmetkarı ve Sivasların emrinde olacağımı söylemiştim. Bunun için Cenab-ı Allah'a söz vermiştim. Yine şu anda milletvekiliyim ama milletvekili ben değilim. Sivas'ın yiğit insanlarıdır. Çünkü onlar bana inandılar, güvendiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne inandılar ve güvendiler. Bizimle gönül birliği yaptılar. Ve oyumuzu %100 artırarak 40 binden 80 bine çıkararak bir hem Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin en çok oy artırdığı il olarak şu anda Sivas'ı öne çıkardılar. Hem de Sivas'ta müthiş bir derecede rekor elde etmiş olduk. Bunun için de bizden diğer parti arkadaşlarımız, yani kurulan bir yeni partiden gidenler de düşünürseniz bizim oyumuz %15 artmıştır. Yani %15 oranında oyumuzu yükselttiler. Ben tekrar ülkeme, milletime ve Sivas'ıma ve Sivas'ın yiğit insanlarına bu milletvekilliğimizin ve mazbatımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah Cumhur İttifakı mecliste güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için ve geleceği için önünü açmasını Cenab-ı Allah'tan buradan tekrar niyaz ediyorum. Mazbata töreninde MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve partililer de hazır bulundu. Öte yandan MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz da 2 Temmuz ile ilgili olarak SRT mikrofonlarına açıklamada bulundu. 2 Temmuz 93'te yaşanan bu can sıkıcı ve insanlık dışı olayların Sivas'a mal edilmesi, Sivaslı'ya mal edilmesi her geçen gün Sivas'ın ve Sivaslı'nın kan kaybetmesine neden olmaktadır. O yüzden biz bu olayları tasvip etmiyor ve lanetliyoruz. Sivas'ımızın kardeşlik ve dostluk içinde yaşayan medeniyetler
bahçesi olan Sivas'ımızın bu olaylarla anılması bizim yüreğimizi sızlatıyor. Bizim hiçbir arkadaşımızda, hiçbir dostumuzda Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle sorunumuz olmaksızın kapı komşuluğu yaptığımız senelerdir, bin yıldır bir medeniyetin beşiği olan Sivas'ta bu işlerin olmuş olması bizi gerçekten yaralamakta ve üzmektedir. Ancak bizi bu noktada daha fazla yaralayan ve üzen Sivas'ın bu olaylarla anılmasıdır. Artık Sivas'ın bu olaylarla anılmaması gerekmektedir. Tabii ki burada yakınları ölenler, kardeşleri vefat edenler, hatta katledilenler bu acılarını yaşamalıdır. Ama bu acıyı Sivas'a mal etmemelidirler. O yüzden biz 2 Temmuz'u bir kez daha lanetliyoruz. Ama 2 Temmuz üzerinden Sivas'a ve Sivaslı'ya hunhar, katil, barbar diyen kesimleri de lanetliyoruz. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın çağrısı üzerine Ankara'da bulunan Sivaslı bürokratlar Sivas'a gelerek sabah kahvaltısında buluştu. Kahvaltının ardındansa Belediye Başkanı Sami Aydın'ın rehberliğinde Sivas'a yapılan yatırımları gezdiler. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın çağrısı üzerine Sivas'a gelen Ankara'da bulunan Sivaslı bürokratlar sabah kahvaltısında buluştu ve kahvaltının ardından Belediye Başkanı Sami Aydın'ın rehberliğinde Sivas'a yapılan yatırımları gezdiler. Doğduğunuz, büyüdüğünüz şehrinizde belki sizler birçok şeye vakıfsınız ama çocuklarımız, gençlerimiz Sivaslı olmasına rağmen Sivas'ı yeteri kadar tanımayanlar çoğunlukta. Ankara'da bulunan Sivaslı bürokratlar Sivas Belediyesi'nin başlattığı Sıla-i Rahim programı çerçevesinde sabah sıcak çermikte bir araya geldi. Evet Refik abi. Sayın Başkanım. Belediye Başkanı Sami Aydın'ın da katıldığı sabah kahvaltısında bir araya gelen bürokratlar daha sonra Sivas merkeze gelerek Sivas Belediyesi'nin yatırımları ve Sivas'a özgü önemli yatırımları incelediler. Peki yemek yapamayacak insanlar olursa onlar nasıl malzeme verseniz de yemek yapamıyor? Onları da tespit edelim. Üç öğün sıcak yemeklerini evlerde verelim. Bulaşık derdi de olmasın. Her doluyu verdiğimiz zaman da önceki bulaşıkları alalım. Türkiye'deki standart mağazaların altında değil diye düşünüyoruz. Bunun altında 3 kat otopark var, kapalı otopark. Bu bina geçmişte belediye eliyle yarışma neticesinde yapılmıştı. Sivas'a hızlı tren gelirse Sivas'tan göç olur diyen abimiz o zaman yapmıştı. Ama ben şunu hep gördüm belediye başkanlık döneminde. Sivas'a kim gelmişse böyle biraz şehri bilen, şehirciliği bilen her insanın bana sorduğu bu binayı ne zaman kaldıracaksınız? Doğma büyüme Sivaslıyım. Sivas'ı böyle güzel görmek çok hoşumuza gidiyor. Daha güzel olması için atılması gereken adımları da inşallah zaman içerisinde atacağız. Burası Sivas'taki hanımlarımızın ürünlerin bir bölümünü satışa sunulduğu yer. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sıla-i Rahim ile ilgili SRT mikrofonlarına açıklama yaptı. Şehir dışında olan, Sivas dışında olan Sivaslı hemşerilerimizin Sıla-i Rahim yapmaları adına yaptığımız bir program. İstedik ki Sivas dışındaki hemşerilerimiz çocuklarıyla, aileleriyle gelsinler. Hem çocukları Sivas'ı tanısın hem de bir onlar Sıla-i Rahim yapsınlar. Düşüncesiyle böyle bir çalışma başlattık. Bugün arkadaşlarımız, hemşerilerimiz geldiler, gelmeye devam ediyorlar. Akşam inşallah onlarla bir yemek ve eğlence programımız olacak. Şimdi de gelen arkadaşlarımızla beraber şehrimizi geziyoruz. Şehrimizin tarihi bölgelerini geziyoruz.
bir kısmı Sivas'la bağını sıcak tutmuş ama uzun zamandır fırsat bulamayan, Sivas'a gelemeyen hemşerilerimiz de mevcut. Özellikle gençler, çocuklar Sivaslıyız diyorlar, Sivas'ı seviyorlar, Sivas sporu seviyorlar ama Sivas'ı tanımıyorlar. İşte onların da Sivas'ı tanımaları için böyle güzel bir fırsat oldu. İnşallah bugün akşama kadar şehrimizin muhtelif noktalarını gezdirmeye devam edeceğiz. Akşamda hep beraber bir araya gelip gene konu Sivas olan, konu Sivaslı olan, Sivas'ın geleceği olan bir organizasyonla inşallah programımızı devam ettireceğiz. Yarın da sabah kahvaltıdan sonra misafirlerimiz tekrar evlerine dönecekler. Tabii bu sene şöyle bir şanssızlık oldu. Biliyorsunuz üniversite sınavları bugün yapılıyor, bugün ve yarın. Birçok hemşerimizin bu mazereti dolayısıyla programa katılım sağlayamadılar. Ama bu sonradan değişti tabii. Seçimden dolayı biz önceden tarihi belirlemiştik. Tekrar değiştirme şansımız olmadı. Bu bir başlangıç. Bundan sonra bunları daha yüksek katılımlı, daha geniş organizasyonlu şekilde devam ettirmemiz lazım. İnanıyorum ki bunlar devam ettikçe Sivas'a olan bağın, gönül bağının daha da artacağı ve bunun da şehrin hem turizmine, hem ekonomisine, hem yatırımına pozitif ve olumlu yansıyacağı kanaatindeyiz. Ben bütün hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Sivas yetiştirdiği insanlarla zengin bir şehir. Sivas kökenli olan, babası veya dedesi Sivaslı olan her bir insanın Sivas'a olan ilgisinin, alakasının, gönül bağının hiçbir zaman eksilmediğini, azalmadığını biliyorum. Ama gene de bunların Sivas'la olan bağını güçlendirmek gerekiyor. Bu çalışmada onlardan bir tanesi inşallah bundan sonra da dediğim gibi bu en az yılda bir kez olabiliyorsa iki kez devam etmeli diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımıza bu süreçte emek veren ekibimize de teşekkür ediyorum. 2018 yılında hayata geçirilen yeni sınav sistemi YKS ilk oturumu bugün düzenlendi. Hedefledikleri üniversitenin hayalini kuran adaylar YKS, TYT sınavının heyecanını yaşadı. Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği üniversite sınavının diğer oturumu ise yarın yapılacak. 2018 yılında hayata geçirilen yeni sınav sistemi YKS'nin ilk oturumu bugün düzenlendi. Hedeflerdeki üniversitenin hayalini kuran adaylar YKS ve TYT sınavının heyecanını yaşadı. Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği üniversite sınavının diğer oturumu ise yarın yapılacak. Üniversiteye geçiş sisteminin değişmesiyle birlikte ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya alınan ve yaklaşık 2,3 milyon üniversite adayının katılım sağlayacağı yeni sınav sistemi olan YKS, birinci oturumu olan temel yeterlilik testi bugün gerçekleşti. 2018 yılı itibariyle üniversite hedefi olan milyonlarca öğrenci 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında 2018 yılı itibariyle YKS, ÖSYM tarafından temel yeterlilik testi, alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi olmak üzere 3 aşamalı yapılacak. Dönem başkanlığını Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız'ın yaptığı 42 üniversitenin üye olduğu 18. Üniversiteler Arası İşbirliği Programı toplantısına katılan rektörler, rektör yardımcıları ve üniversite temsilcileri Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesini ve Sultanşehir Sivas'ı gezdiler. Yapılan gezide Teknokent İleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesinde faaliyet gösteren 15 Temmuz Diş Kliniği, hayırseverler tarafından yapılan çeşmeler ve saat kulesi,
Kütüphane, baskı ve grafik merkeziyle yapım çalışmaları devam eden üniversite giriş kapıları büyük ilgi ve beğeni topladı. Bir şeyini kaybeden burada arıyor, bulan buraya getiriyor. İki tane taşımız daha var, onu göstereyim. Daha sonra katılımcılar, İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Ses ve Müziği Güzel Sanatlar Fakültesince düzenlenen Sultanşehir'den Portreler isimli kısa filmlerden Kadı Burhanettin isimli filmi izlediler. 1345 yılında Kayseri'de doğmuş, Oğuzların Salur boyundan bir aileye mensup. Aynı zamanda babası ve dedesi fakihlerden sayılıyor. Geziye katılan heyet daha sonra rektör baş danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı'nın rehberliğinde Sultanşehir Sivas'ın tarihi kent meydanı ile şehirde bulunan tarihi ve turistik alanlarını gezdiler. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, 18. üniversiteler arası işbirliği programı toplantısına katılan heyet üyelerinin onuruna akşam yemeği verdi. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç, akşam yemeği programında yaptığı konuşmasında "Her şeyin ayrıntılı bir biçimde düşünüldüğü iki gün geçirdik. Hiç yalnızlık çekmedik. Gerek rektör hocamıza, gerekse çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Kıvanç duyuyorum. Hakikaten her şeyin detaylı düşünüldüğü iki gün geçirdik. Hiç yalnızlık çekmedik. Gerek sayın rektörümüze ve gerekse arkadaşlarına bütün detaylara dikkat ettikleri için ben de onlara dikkat ettim çünkü hepsi maşallah. Fevkalade iyi yetişmişler. Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Salih Karaca Bey ise "Bu toplantı güzel bir vesile oldu. İnşallah bundan sonraki toplantılar benim açımdan daha verimli olur" dedi. Bundan sonraki toplantılarımıza da verimli bir benim açımdan başlangıç gibi oldu. Çünkü ilk defa hatırlıyorum. Üniversitelerimiz arasındaki işbirliği ülkemizin bilim, irfan hayatına sunabileceğimiz katkı adına hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Sivas'ta polis narkotik köpeği Eva bir otomobilin torpidosundaki 4 gram metamfetamin buldu. Sivas'ta polis narkotik köpeği Eva bir otomobilin torpidosundaki 4 gram metamfetamin buldu. Sivas'ın Gürün ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında Van'dan İstanbul'a gitmekte olan lüks bir otomobil durduruldu. Şu karşıdan geçeyim. Şuraya bakalım. Otomobilde narkotik köpeği Eva tarafından yapılan aramada torpidoda bulunan kristal uyuşturucu olarak bilinen ve uyuşturucuların en tehlikelilerinden birisi olarak kabul edilen metamfetamin maddesi bulundu. 4 gram uyuşturucu maddesi Eva'nın burnundan kaçmaması dikkat çekti. Kaç. Araç sürücüsü N.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine girmek için sınav salonuna gelen öğrenci kimliğini unutup tekrar dışarı çıkınca kapının kapanmasıyla sınava giremedi. Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testine girmek için sınav salonuna gelen öğrenci kimliğini unutup tekrar dışarı çıkınca kapının kapanmasıyla sınava giremedi. Bacak. Bu yıl ilk defa üniversiteye girişte uygulanan YKS için öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri salonlara gelmeye başladı. Sınava girecek öğrenciler polisler tarafından aranırken sınav giriş belgeleri ve kimlik kontrolleri edildi. Thank you.
Adayların üzerinde bulunan anahtar, çakmak, telefon, kol saati, madeni para, peçete ve kağıt gibi eşyalar içeriye alınmadı. Sınava girmek için Edebiyat Fakültesi'ne gelen Aziz Mum, polislerin sınav giriş belgesini kontrol ettiği sırada kimliğinin olmadığı uyarısının ardından dışarı çıktı. Aracından kimliğini alıp tekrar sınav salonuna gelen öğrenci saatin 10 olmasıyla sınav salonunun kapısının kapatılmasıyla sınava giremedi. Senin kimliğin yok diye mi almıyorsun? Kimliği yokmuş abi. Benim var. Abi yok, ben de sadece işlemek adamlardım. Uzun süre yetkililere dil döken öğrenci çabalarından sonuç alamadı. Bir dakika bakar mısın? Abicim bir dakika bak ya, bir dakika ya. Vermiş, içeri vermiş. Abi içeride ne? Sen giriş belgem içeride ya. İçeride sınav giriş belgem. Ablacım bir açar mısın canım? Ya bir dakika ya, ne olur hastalar. Sorumlu şu için. Yazdım hadi. Şu için alsana. Sınav sorumlu sana. Fotoğraf çektim mi? Sınava kimliğini unutup giremeyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Aziz Mum, yapı denetimi bölümünde okuyorum. Birinci senemi bitirdim, sınava bir daha girecektim. Okulumu İnönü Üniversitesi'ne alacaktım, yeni bir bölüme gidecektim. Sınav giriş belgesini verdim, sadece kimliğimi unuttuğum için arabaya koş dedi, bir dakika var. Koştum geldim, kapıyı kilitlemişler. Sonra içeriye almadılar diyerek şunları kaydetti. Sınav giriş belgesini verdim suyuyla birlikte. Aldı polis. Sadece kimliğimi unuttuğum dolayı arabaya koş dedi. Bir dakika var dedi. Koştum geldim, kapıyı kilitlemişler. Onsuz da içeriye almadılar. Hala da almıyorlar. Son 15 dakikada bence fazla. Yani çok fazla bir süre oluyor. Son 5 dakikada da olsa, sonuçta kimliğin varsa yanında, üstün başlarında sınava aykırı bir şey yoksa, kopyayla ilgili sunacağı bir şey, kimliğinde varsa sıkıntı yok. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileler ise dışarıda Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bizi arabayla bıraktı. Ben de bekliyorum. Ne yapıyorsun burada? Kur'an-ı Kerim okuyorum. Bekliyorum. Kızımı getirdim sınava. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Öğrencilerin kapıların kapatılmasıyla sınava alınmamasına ise bazı veliler tepki gösterdi. Vallahi içeriye evrağını vermiş ama kimliğini arabada unutmuş. Onu almaları lazımdı. Bir dakika geç kalmış. Yapacak bir şey yok. Kural sizce kural uygulanmalı mı? Kural şimdi 11'de de olsa, 11 çeyrek geçe de olsa 16 geçe gelen olur. Yani bunun önüne geçemezler. Saat 10.15'te başlayan ve 135 dakika süren sınavda öğrencilere 160 soru soruldu. Sivas'ta FETÖ paralel devlet yapılanmasına finansal destek sağladıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Sivas'ta FETÖ-PDY'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDY'ye soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne finansal destek sağlamayı sürdüren kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Sivas'ın Suşehir ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sivas'ın Suşehir ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Suşehir ilçesi Kemalpaşa mahallesi D100 karayolu kenarındaki Zeki Uysal'a ait buğday tarlasında çıktı. Tarladan duman çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler tarlanın bir bölümünü sardı. Olay yerine gelen Suşehri Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yanan buğday tarlasına müdahale etti. Ağzını darap, darap, darap. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası tarlada maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta böbreğinde 1,5 santim taş olan 1 yaşındaki Cemre Miray, lazer yöntemiyle yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Sivas'ta böbreğinde 1,5 santim taş olan 1 yaşındaki Cemre Miray, lazer yöntemiyle yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Ayhan ve Ebru, kavağa çıkan çiftinin 1 yaşındaki kızları Cemre Miray, sık idrar kaçırma ve enfeksiyonlu şikayetleriyle özel bir hastaneye götürüldü. Ben idrar kaçırmasından dolayı getirdim buraya. Sürekli idrar yolu enfeksiyonu oluyorduk. Hani her ay doğdu doğal antibiyotik ve iğne kullanmaya başladık. Burada yapılan kontrollerde Cemre'nin sol böbreğinde 1,5 santimetre genişliğinde taş tespit edildi. Hastamız 3 aylıkken bize sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme şikayetiyle başvurdu ve yaptığımız tetkiklerde yapılan ultrasonda sol böbreğinde 1 santime yakın bir taş tespit ettik. Minik hastanın 3 ay süren takibinin ardından böbreğindeki taşın lazer yöntemiyle kapalı ameliyat edilmesine karar verildi. 1 yaşına geldiği zaman da kapalı olarak hastamızın böbrek taşını lazer yardımıyla tedavisini yaptık. Üroloji uzmanı Doktor Gökhan Gökçe ve üroloji uzmanı Eyüp Coşar'ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla 1,5 santimetre genişliğinde taş kırıldı. Sağlığına kavuşan Cemre Miray taburcu edildi. Yaklaşık 1,5 santim çapındaki taşına endoskopik olarak girerek müdahalede bulunduk. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Gökhan Gökçe, minik Cemre Miray'ı 3 aydan beridir böbrek taşı nedeniyle takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti. Yaklaşık 3 aydan beri de takip ettiğimiz böbrek taşı nedeniyle bir hastamızı oper ettik. Genellikle bu yaş grubundaki hastalarda çok fazla taşa rastlamıyoruz, böbrek taşlarına. Hastamızı bir yaşına kadar takip ettikten sonra, cerrahi uygun bir döneme geldikten sonra bugün hastamıza sol böbreğindeki yaklaşık 1,5 santim çapındaki taşına endoskopik olarak girerek müdahalede bulunduk. Üroloji uzmanı Eyüp Coşar ise hastanın 3 aylıkken kendilerine sık idrar kaçırma şikayetinden dolayı geldiğini ifade ederek, yapılan tetkiklerde ultrasonda sol böbreğinde taş tespit ettik. Hastanın gelişiminin tamamlanması için 1 yaşına kadar takip edildi. Hastamız 1 yaşına geldiğinde ise kapalı olarak hastamızın böbrek taşını lazer yardımıyla tedavisini yapıp taşını kırdık diyerek şöyle devam etti. 1 yaşına geldiği zaman da kapalı olarak hastamızın böbrek taşını lazer yardımıyla tedavisini yaptık, taşını kırdık. Hastamız şu an sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettiriyor, tedavisine devam ediyoruz. Anne Ebru Kavala Çukan'da kızımı ben idrar kaçırmasından dolayı getirdim. Sürekli idrar yolu enfeksiyonu oluyordu. Doğar doğmaz her ay antibiyotik kullanmaya başladı. Daha sonra idrar kaçırmasından böbrek taşı olduğu tespit edildi. Böbrek taşı beklediğim bir şeydi. Çünkü bende de olan bir hastalık ifadelerini kullandı. Böbrek taşımızın tespit edilmesinden dolayı hani beklediğim bir şeydi açıkçası. Çünkü bende de olan bir şeydi. Birkaç yere götürdüm ama hiç kimse bura kadar ilgilenmedi. Gökhan Bey'e kadar sağ olsun. Sivas Belediyespor iç transferde sözleşmesi biten oyunculardan Ali Aydın ve Fatih Çıplak'la anlaştı. Sivas Belediyespor iç transferlerde sözleşmesi biten oyunculardan Ali Aydın ve Fatih Çıplak ile anlaştı. Dış transferlerde ise daha önceleri Beşiktaş, Menemen Belediyespor ve Halide Edip Adıvar'da oynamış 1996 doğumlu stoper Serkan Yavuz'u renklerine bağladı. Diğer yandan Mersin İdman Yurdu ve Ankara Gücü'nde top koşturan 1995 doğumlu stoper Mesut Ağgül ve Sivas Spor'dan stoper İbrahim İşçi renklerine bağladı. Önceleri Sarıyer ve Samsun Spor'da oynamış olan 1990 doğumlu orta saha oyuncusu Ali Zorlu, eski futbolculardan orta saha oyuncusu Berkay Öztuvan,
forvet Emrah Bedir, stoper Ali Aydın, Tokatspor'un ön liberosu Ercüment Eray Ataklı ile de anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı ekip ayrıca Etimeskut Belediyespor'un başarılı oyuncusu 1990 doğumlu ön libero Halil İbrahim Can ile el sıkıştı. Diğer yandan sözleşmesi devam eden oyunculardan Serkan Demirol, Osman Şimşek, Feyyaz Belen, Gürkan Aslan, İlker Sayan, Sinan Akaydın, Eren Görür, Fatih Kama, Mustafa Aydın, Fatih Ayık ve Mustafa Kundak bu sezonda yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecekler. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.